Malumunuz geçen yılda aynı bu mevsimde o tırtıllar meydana çıktıydı. Yine aynı şekilde o zaman daha bir az bölgede zarara sebep olmuşlardı. Bu tırtıllar kayın ağaçlarından beslendiklerini gördük. Başka bir ağaçlara da geçmediğini biz fark ettik. Belirli bir alanda gerçekten bir ağaçları yapraklarını alıp sanki kış gelmiş yaprağa dökülmüş şekline getirmişlerdi. Tabii o zamanlarda da işte İlçe Orman İşletme Müdürümüzle, yine İlçe Tarım Müdürümüzle öyle sohbetlerini yaptık. Bununla ilgili tedbir alınması noktasında konuşmalarımız olmuştu. Yetkililerin de geçen sene bunun nasıl bir şey olduğu ile ilgili bir araştırma yapacağını söylemişti. Bu sene yine daha erken geldiler bu sene. Daha erken geldiler. Belirli bir alanı gerçekten bu sefer çok büyük bir alanı talan ettiler. Bununla ilgili şu anda yapılan çalışmaların daha önceden yapılması gerektiği kanaatindeyim. Öyle ki İnegöl'ümüz biliyorsun mobilyasından anılıyor. Mobilyasından ön plana çıkıyor. Ama bu mobilyanın da bir geçmişi var yani. Mobilyanın buraya gelmesinde en büyük etken İnegöl'deki gerçekten kayın ormanlarının çok olmasından mobilya burada başlamış ve oldu bu noktaya geldik. Kayın ormanları bizim için çok değerli. Gerçekten su kaynaklarında hep kayın ormanlarının olduğu yerlerdedir. Su kaynaklarını besliyor, İnegöl'ün mobilya ile ilgili bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani uzmanlar şu anda yetkililer çalışıyor ama bununla ilgili daha detaylı çalışıp daha geniş bir tedbir alıp bir an önce bu kötü görüntü bile oluşturdu yani. Bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Allah muhafaza bunu hafife alırsak yarın öbür gün bütün ormanları kurutabilir. Evet, biraz geç kalındı diyebilir miyiz? Ben az evvel dedim, geçen sene araştırmayla geçiştirildi. Esasında bana göre geç kalındığı kanaatindeyim yani, işin doğrusu. Sonuna bir an önce nihai sonucuna varılmalı diye düşünüyorum. Bundan sonra gözümüzü dört açıp bununla ilgili gerçekten hazır kıta beklemeliyiz. Biliyorsunuz biz ziraatçıyız. Her sene yeni bir böcek çıkıyor, yeni bir biyolojik mücadele gerektiriyor. Bu da bunlardan bir tanesi. Çalışmalar sürüyor. Benim köyümde de kayın ormanları var. Ben bu yaşa geldim, bir geçen sene gördüm. Ufak bir alan gibi görünüyordu. Bu sene de zaten gördüğünüz gibi çok büyük bir alanı talan ettiler.